Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde Çizmeli Kedi'nin silinmiş sahnelerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarda zaten Çizmeli Kedi'nin birçok silinmiş sahnesi olduğu için bu konular hakkında ayrı bir video yapacağımı defalarca kez söyledim. İnsanlar da zaten uzun zamandır bu konuyu merak ettiği için dostum ne zaman yayınlayacaksın bu silinmiş sahneleri, yayınla da izleyelim dediği için kesinlikle bu videoyu artık yapmam gerektiğini düşündüm. Ben zaten kanal içerisindeki videolarda defalarca kez Çizmeli Kedi'yi son derece fazla sevdiğimi sizlere anlatmıştım. Keza zaten kanalın takipçileri bunu biliyordur. Fakat bugünkü videoda Çizmeli Kedi'nin silinmiş sahnelerine bakacağız ve filmin son derece farklı göründüğünü ve aynı zamanda inanılmaz farklı şeyler de olacağını anlatmaya çalışacağım. Ve açıkçası umarım güzel bir video olur ve sizler de eğlenirsiniz. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Öncelikle Çizmeli Kedi'nin bu silinmiş sahnelerinden bahsederken Blu-ray'de eklenen sahneleri kapsamayacak arkadaşlar. Çünkü aslında insanlar bunu farklı şekilde anlıyor. Özellikle Dreamworks aslında filme ekleyebileceği sahnelerin önce konsept çizimlerini yayınlıyor ve daha sonra film içerisinde görünecek belli başlı sahnelere değinmeye çalışıyor. Yani bu video içerisinde biz aslında Dreamworks'ün sizlere sunmuş olduğu sahnelerin neden çıkarttığını ve aynı zamanda bu sahnelerin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım ve bir nebze olsun bunlara değineceğim. İsterseniz hiç de zaman kaybetmeden Çizmeli Kedi'nin bu silinmiş sahnelerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten bayağı efsanevi sahneler silmişler ve siz de gördüğünüz zaman gerçekten bayağı şaşıracaksınız. Öncelikli olarak ilk sahneye bakarsanız burada aslında Çizmeli Kedi ve Kitty'nin olduğunu görüyoruz. Karşılarında ise direkt bizim bildiğimiz Goldie ve ayılar bulunuyor. Bu sahneyi hatırlarsanız hiçbir şekilde biz görmemiştik çünkü yıldızın olduğu kısımlarda yer alıyordu ve yine alt kısımdayken son savaş sahnesine benzer bir yeri ve yine yıldız ormanını görüyorduk. Yine bir sonraki sahnelere bakarsanız yine bir tane sahnesinde bizim ilk sahnelerdeyken Çizmeli Kedi'nin deve karşı savaştı ve özellikle alt ve üst resimlere bakarsanız filmin konsept resimlerini ve benzerlerini de görebilirsiniz. Yine diğer resimlerine baktığımız zaman özellikle orman detaylarını ve aynı zamanda Çizmeli Kedi ve arkadaşlarının gideceği yerleri detaylı bir şekilde de görüyoruz. Yine bir sonraki resimlerde konsept çizimlerde hala bitmeyen resimler olduğunu ve Çizmeli Kedi'nin Jack Horn'un mekanında olduğu sahneler bile gözüküyor. Yine Jack Horn'dan da bahsetmek gerekirse bu sahnelere dikkat ederseniz aslında Jack Horn'un daha fazla sahnesi olacakken biraz daha fazla ondan sildiklerini de anlıyoruz. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi Dead'in sahnesi oldu arkadaşlar. Çünkü eğer dikkat ederseniz şu andaki sahneye Dead ve bizim bildiğimiz Çizmeli Kedi'nin sahnesinde inanılmaz farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü bu sahnedeyken dikkat edin aslında orada Dead ve Çizmeli Kedi'nin yanışında diğer insanlar da ve barman da varmış ama bunu sonradan çıkartmak istemişler. Özellikle son sahnedeyken Çizmeli Kedi'nin zaten Dead'den kaçtığı kısmı da konsept çizimi görmemiz bizi gerçekten mutlu etti. Yine bir diğer sahnenin içerisinde Çizmeli Kedi ve Kitty'nin sahnesinin bulunması ve bunlardan ziyade Gold ve ayıların konsept çizimlerinde yer alması gerçekten güzel olmuş. Ve aynı zamanda Çizmeli Kedi'nin kaçtığı sahnenin her birini de eklemişler. Bunların her biri aslında silinmiş konsept çizimler olsa bile her biri sahne olacakken daha sonra çıkartıldılar ve bir nevi de olsun bazıları zaten Blu-ray versiyonda yayınlandı. Ve zaten insanlar da bu sahnelerin neden izleyemediğini düşündüğü zaman aslında bunun en basit cevabı bu arkadaşlar. Direkt silinmiş sahnelerini sildikleri için Blu-ray yani parayla aldığımız DVD'lerin içinde yer alıyor. Birçok insan bunu belki bilmiyor olabilir ama Çizmeli Kedi'nin Blu-ray'ini alırsanız içindeki silinmiş sahnelerini de izleyebilirsiniz. Tabi bu kişilere bağlı. İsteyen alır, isteyen almaz. Bunu tamamıyla tavsiye olarak düşünebilirsiniz. Tabi önümüzdeki günlerde Blu-ray hakkında da bir şey hazırlayabilirim ve aynı zamanda isterseniz bunu da yorumlarda belirtin. Çünkü ben böyle videolar yapmayı gerçekten seviyorum ve bugünkü videolarda Çizmeli Kedi'nin silinmiş sahnelerinden bahsetmeye çalıştım. Evet dostlar, bugün Çizmeli Kedi'nin silinmiş sahnelerinden bahsederken gerçekten aşırı eğlendim. Zaten filmi çok severken silinmiş bir dolu sahnesini de görmek beni hem mutlu etti hem de gelecek filmlerde umarım daha fazlasını görme ümidiyle düşündürdü. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay.